ürünler vermiş. Biz onların kıymetini maalesef bilmiyoruz. Bilmiyoruz diyorsunuz. Ancak hani bir sıkıntımız, bir rahatsızlığımız olduğu zaman hı hı hı. onun haricinde hı hı. Bitkiler gerçekten hayat faydalıdır diyorsunuz. Çok faydalı. Peki yan tarafa verin. Sizin var mı böyle bitkilerle bir haşır neşir olmanız? Ya bitkiler mutlaka bitki çayları kullanıyorum evde kendim. Hı hı. Mesela yeşil çay diyelim. Ee, ama çörek otunu ilk kez bu programda ben bu programda. Evet, öğrenmiş Hasan oldum ama edeceğiz. kesinlikle ve çok çok ilginç. Çok ilginç buldum hani evde poğaçaların üzerinde yediğimiz çörek otunu. Hani o hesabı almadığımız. Almadığımız. <laughs> siyah siyah görünen <laughs> aslında hani ben çoğu zaman bilmeden yaparım üzerinden bu böreklerin pastaların üzerinden atardım onu. Ama bundan sonra yapmayacağım, hani atmayacağım, dikkat edeceğim. Evet. O çörek otunun bu kadar faydaları olduğunu bilmiyorduk tabii haliyle. Burada öğrendik. Yalnız ben bir şey sormak istiyorum buyurun, Hasan Bey. Buyurun. Tüketiciye ne önerirsiniz? Şimdi bir ürünü almak istiyoruz diyelim ki. Hı? Bir çörek otu yağını almak istiyoruz. Ürünleri nasıl ayırt edeceğiz? Yani iyisi olduğunu nereden, nereden anlayabiliriz? Evet. Teşekkür ederim. Yani Güzel bir soru sordunuz. Şimdi bu ürünü biz de yaparken 3 senelik bir tecrübeden sonra ve arkadaşlarımızın baskısıyla yani bu kadar güzel bir ürün niye insanlarımıza ulaştırmıyoruz gibisinden eee İmalat safhasında biz iki şeye dikkat ettik. Birisi organik olmasına. Yani her kömlik değil, organik olacak, sürekli kontrol altında olacak. Onun için de biyosertifizert olmanız gerekiyor. Tohumun ekildiği tarladan apfülün yapıldığı ve satıcıya kadar herkesin sertifikasının olması gerekiyor. İkinci dikkat ettiğimiz husus şuydu. Onlar kaltge pres dediğimiz soğuk preslenmiş, asit takdirde ısıtıldığında içerisindeki birçok maddenin, bilhassa eterik asitlerin yok olmasına sebebiyet veriyor. Yani pidelerin filan üzerine hamur işlerinde kullandığımız sadece bizi baharat avantajı sağlar, fazla bir avantajcık de kalmaz. İçerisindeki şeyleri, maddeleri o ısıtma, pişirme sayesinde maalesef yok ediyoruz. İkinci dikkat ettiğimiz husus şu oldu: Işıktan aşırı derecede etkilenebiliyor bu gibi kalk presin yapılmış olan ürünler. Yağ da bunlardan birisidir. Bunu önlemek için iki ihtimal vardı. Ya yani da birkaç ihtimal vardı. Plastik şişe olabilirdi, cam şişe olabilirdi. Cam şişenin şeffafı var, renkli olanları var. Yani yeşil veya kahverengi olanları var. Biz bütün bunların içerisinde violet şişeyi seçtik. Violet cam. Işığa e karşı tam bir kuruma sağlayan bir Aa, şişe tercih ettik. Şunu güzel. da söyleyeyim. Bu şişenin maliyeti normal yeşil şişe veya kahverengi şişe 5 kat maliyette bize bir maliyet getiriyor. Şunun için söylüyorum. Şuna emin olunuz. Bunu biz yapmaya karar verdiğimizde fiyatı düşünmedik. Kaça satacağızı da hesaplamadık. Öncelikle şunu düşündük. Kaliteyi en yüksek seviyede nasıl üretiriz? Ve bunu başardığımızı, becerdiğimizi düşünüyoruz. Fiyat olarak da en yüksekte değiliz. Orta seviyelerde bir yerdeyiz ama çok yüksek bir kalite sunuyor. Abi yaşının gerçekten altında gösterdiğinin farkındasın değil mi? Çok ciddi söylüyorum bunu. İnşallah. Çok ciddi söylüyorum. Hani yakından bakıyorum şu anda sen anlatırken cildine bakıyorum, temizliğine bakıyorum. Ya mutlaka etkisi vardır bunun. Üç yıldır kullanıyorum. Ve sen şey iddia ediyorsun. Hani dört gün sonra bunun faydasının Şşş, görüleceğini iddia ediyorsun. Şimdi bakın inanın ben iddia etmiyorum. Bu araştırmalar yapılmış. Bakın şurada tekrar bütün başlıkları istersen az sonra kendin okuyabilir. A'dan Z'ye kadar yapılmış, hangi hastalıklara karşı yapılmış araştırmalar. Ya. Yani bütün A'dan Z'ye kadar hepsi sıralanmış ve bunlar bugün itiraz edilmeyecek şeyler. E İt tabii yani itiraz da yazıldıktan edilir. sonra. Ama tecrübelerimize gelince bakın ben söylemeyecektim. Yani müsaade almadığım için söylemeyecektim. Ben ameliyat masasına gitmek üzere olan bir insanın ameliyatından vazgeçtiğine şahit oldum. Nasıl? Ya söylemeyeceğim, isim vermeyeceğim inşallah daralmazlar bana. Hani bu, bu üründen dolayı, bu Törek otu dolayı mı? Peki belki o insan darılabilir onu söylemeyeceğim. Hayır darılacak yok, bir şey yok. Hadise, hadise yakın çevresi biliyor. İsim şeyimiz. vermeyelim. Yok ben yine onu anlatmayayım ama kendimden yaşadığımı söyleyeyim. Hı -hı. Şimdi geçen sene Abant'a izin yapıyoruz. Hı -hı. Benim hanımda da sürekli baş ağrıları olur. Ben 3 seneden beri bunu kullandığım halde ona tadı hoşuna gitmediği için bir sefer kullandırmışım ondan sonra içmemiş. Abanta baş ağrısından dolayı bana ciddi problem yaptı. Abant biraz yüksek bir yer. Evet. Doktora gittik orada. Baş ağrısını kesici bir şeyler aldı ama bir şeysi yok dedi. Buraya Almanya'ya gelince ben rahat edemedim. Neden bu, bu durum böyle diye doktora gönderdik. Doktora gidip geldi. Akşam ben sordum ne oldu dedim. Dedi ki işte filmimi çekti. Bana da bir ağrı kesici vermiş. Ağrı kesicinin ben adını söylemeyeceğim ama şeyini söyleyeyim size. Yan etkisi olarak öldürücü olabilir diyor. Oh. Ya baş ağrısına bu nasıl ağrı kesici? Yan etkisi öldürücü olabilir <laughs> diye ilaç yazıyor. Şimdi hangi <gülüyor> doktor <gülüyor> hangi doktor bunu savunuyorsa savunsun. Hanım sen niye bunu içiyorsun? Bak öldürücü olabilir diyor. Ya baş ağrını sen çeksen diyor sen de içersin. Aa çok enteresan. Getirebilirim yani inanmayana ekranı tutarım ben. Yok estağfurullah. Yan Doğruldur, etkileriyle zaten. beraber. Şimdi Peki ne olacak dedim? işte içeceğim dedi. Ya içme falan dedim içeceğim dedi. Başka çaresi yok dedi. Ne zaman netice alacaksın? Filmini çekmiş. 2-3 gün sonra filmin neticesi gelecekti. İlk zamanın neticesi gelince bakalım dedim. Neticesi gelmiş. Akşam yine eve geldim. Ne oldu neticesi? Doktor filmi de bana gösterdi diyor. Ee, senin boynunda eğrilik var demiş. Boyun kemiğinde eğrilik var. Benim yaptım şu şey oldu. Halt işlemişti. Öyle bir şey senin boynunda eğrilik yok olsa biz de görürüz dedi. Yıllardır görürdük. Evet abi. yani bu kadar senedir beraber. <laughs> tamam, Fakat hanım ilacını almaya devam edir. Doktor ona demiş ki son çare ameliyettir demiş. Ben ameliyete de zaten müsaade etmeyeceğim kesindi. Ama şunu oldu. Bir gün ben Mevlüt Bey ile başımızda geçen hadiseyi telefonda başka birisine anlatırken şahit oluyor. Umuz ağrılarının, baş ağrılarının geçtiğini orada canlı şahidiyle işitince benden habersiz tekrar içmeye başlıyor. Bizim organik olanından kullanmaya başlıyor. Kullandıktan yaklaşık bir hafta on gün sonra geçti. Bir gün masada ben bilmiyorum ama bana dedi ki benim başım artık ağrımıyor dedi. Ne yapıyorsun ki nasıl ağrımıyor dedi. Dedi ki ben senin yağdan içiyorum. <laughs> habersiz habersiz yağdan Hanım, içiyorum. peki niye yani gizli içiyorsun? <laughs> ya, daha, Artık önce, daha, ya. önce, kendisine yedirememiş ya, iç, içirtememişim ya. <laughs> e peki niye içmeye başladın? Gurur yapmış yenge biraz. Niye abi. içmeye başladın dedim. Mevlüt abinin hikayesini anlatırken işittim. Ben bana da faydası olur diye içittim. Ve aradan bakın dört ay geçmiş. Dört <laughs> ay zarfında sürekli başı ağrıyan eşimin başını bir gün ağrımamış. Maşallah. <laughs> Pardon bir gün ağrımış onu da söyleyeceğim. O da sizi ağrıtmışsınız. Hayır hayır hayır. Hayır hayır onu da hepinizin severek içtiği bir şişe bir şeye gidiyor, ee, kına veya nişana gidiyor, karnı da acıkmış, yanındaki bayanla büyük bir maharetmiş gibi bir şişe büyük kola içiyorlar. <laughs> Çok iyi. O gün baş ağrısı yaptı. Zaten asit dolu. Kolanın baş ağrısı yaptığını burada duydum ama. Ama zaten asit dolu. Ben size şunu da söyleyeceğim, doktorum kusuruma bakmasın, ben doktor değilim ama bir şeyleri bilmek için doktor da olmam gerekmiyor. Asitli aldığınız bütün içecekler size zarar verecek. Ha, Bunun hangisi, bir şey. hangisi olursa Değil mi? olsun. Bilinermiş asitli içeceklerin hemen hepsi zararlıdır. Yani neden zarar dozaj. Verir? Dozaj. Ne, Dozaja bağlı. Neden Doktorum zarar verecek size? Diyor. Bakın neden zarar verecek Beslenmemizde ciddi hatalar var. Yediğimiz gıdalar vücudumuzdaki bazı sıvıların değerlerini baz veya zoyru oranında asit istikametine değiştiriyor. Kanınızın değeri 7.35 ile 7.45 arasında bir değerde çalışır. Yediğiniz mesela şunu söyleyeyim. 400 gram et yediğinizde onun vücudunuzda meydana getirdiği asiti dengelemek için en az bir kilo brokoli yemeniz gerekiyor. Oh. Ha yemek yerken rastgele yemek yerseniz kiminiz kiloyla boğuşacak, kimisi ağrılarıyla boğuşacak, kimisi de doktorları şey. çok sevecek. Sıkça doktorlara gidecek. Ben <laughs> ne yapayım doktorları sevmeyin diyemeyiz ki. Tabii. Evet hadise sevmemiş. gerçekten bu şekilde. Peki. Hani çok dolusun bu konuda ben yetişemiyorum sana mecburen kesip araya gireceğim. Demin söylediğim gibi Ginseng'i e, Ahmet Maranki Bey'in, Profesör Doktor Ahmet Maranki Bey'in kitabından biraz değineceğim. Hani bu akşamki aslında genel konumuz bitkiler ama iki tane önemlisini ele aldık. Bitkiler dünyasına girdik mi çıkamayız ben biliyorum. Ginseng fiziksel dayanıklılık ve performansı arttırır yorgunluğu halsizliği azaltır ve kişinin strese uyum sağlamasını kolaylaştırıp fiziksel yönden zirveye taşır. Cinsel yetersizliğe karşı kullanılır. Merkezi sinir sistemini güçlendirir. Düşük tansiyonu normal düzeye çıkarır. İştah açıcı ve sindirimi kolaylaştırıcıdır. Amerikan ginsengi kadınlarda adet problemlerini ve gerginliği gidermede yardımcı olur. Şeker hastaları rahatlıkla kullanmalıdır. Ginsengin hangi türünün ne şekilde kullanılacağının bilinmesi çok önemlidir. Kore ginsengi yani kırmızı ginseng özellikle erkeklerde cinsel açıdan canlandırıcı ve ısıtıcı etki yapar. Sibirya ginsengi daha çok strese karşı dayanıklılığı artırır ve beyin yorgunluğunu giderir. Yaşlı